Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü durağımız olan Diyarbakır'dan seslenmekteyiz. Dost Sigorta'nın konuğu olduk. Yanımızda firma sahibimiz Muhammed Bey bulunmakta. Bakalım sektörleri ve sigortanın önemi hakkında ne gibi bilgiler aktaracak? Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Muhammed Bey? Muhammed Enes Bozkurt, acente bize ait. 2007 yılından beri bu acenteyi kurmuşuz. Diyarbakır'da faaliyet gösteriyoruz. Dost Sigorta olarak 2007 yılından beri hizmet vermektesiniz. Bünyenizde barındırmış olduğunuz bir sigorta acentalığı bulunuyor. Yetkili acente olarak. Biraz da bundan bahsedelim. Anadolu Sigorta. Evet, ilk açtığımız günden beri Anadolu Sigorta ile devam ediyoruz. Bir adet şubemiz var ve Anadolu Sigorta'dan gayet memnunuz. Başka bir acenteyle çalışma, başka bir şirkette çalışma ihtiyacını hissetmedik. Peki, sigorta anlamında sunmuş olduğumuz hizmetler nelerdir? İzleyicilerimizi bilinçlendirelim. Sigorta olarak kaza branşında işte kasko sigortasını, mali sorumluluk sigortasını yapıyoruz. Bir de doktor sigortaları var, iş yeri sigortası, konut sigortası yapıyoruz. Mesleki sorumluluk sigortaları yapıyoruz. Hem muhasebe olsun, hem doktor sigortaları olsun. Mesleki sorumluluk sigortaları yapıyoruz. Evet, bu anlamda müşteri portföyümüzü genelde kimler oluşturmakta Diyarbakır olarak? Genel olarak doktorlar oluşturuyor. Ondan sonra firmalar oluşturuyor. Tabii bir de bireysel manadaki şeyler ve şahıslar. Hayatımızda sigortanın önemi çok büyük, biliyoruz ki. Çünkü elde ettiklerimiz kazançlarımızdan gelmekte. Bu da nedir? Bunların muhakkak bir sigortasının olması gerekiyor. İzleyicilerimize buradan sigortanın önemini nasıl vurgularsınız bir sigortacı olarak? Sigorta olarak değer verdiğimiz her şeyin sigortasını yapmak zorundayız. Çünkü kaza olabilir, her an her şey başımıza gelebilir. Onların geri kazandırılması noktasında sigorta en önemli bir değerdir. Her an her zaman yanı başımızdadır. Dağda kalsak ya da başka bir yerde kalsak bize ilk koşan sigortacıdır. Ya da bizim evimize bir hırsız girmesi ya da bir riziko gerçekleşmesi, bir yangın çıkması, hemen yanı başımızda yer alan yine sigortacıdır ve bizim eski o teminatlarımızı, o değerlerimizi bize tekrar geri veren sigortacıdır. Evet, sigortacı olarak hayatımızda, kendi hayatımızdan tutun, evimizin, aracımızın sigortalatmanın çok önemli bir nokta olduğunu vurguluyoruz buradan. Fiyat politikasına değindiğimiz zaman insanlar genelde sigortanın çok büyük maliyetli olduğunu düşünürler. Sizler buradan neler söylemek istersiniz? Yani son zamanlarda sigortanın değeri ciddi manada bir artış göstermektedir. Fakat sigorta ile değeri arasında kıyaslama yapıldığı zaman genelde müşteriler, firmalar aman sağlam şirket olsun, bizim rizikolu gerçekleştiği zaman anında bizim hesabımızı ödesin, anında kısa süre içerisinde bizim işte zararımızı tanzim etsin, bize tekrar geri ödemesi yapmasın ve riziko aşamasında sürekli yanımız başımızda bulunsun. Bu değerler ön planda çıkıyor. Sadece fiyat olarak değil. Tabii fiyat politikasını da ön planda tutan şahıslar da olmuyor diye. Yeter ki ucuz olsun diyenler de var. Ama genel manada firmalar, büyük firmalar her zaman için sağlam şirketlerden yana tercih kullanıyorlar. Peki Dost Sigorta olarak muhakkak hizmetinizi sunarken dikkat ettiğiniz noktalar vardır. Bir sigortacı olarak sizden nelere dikkat etmektesiniz? Biz sadece sigorta yapma aşamasında müşterimizin yanında bulunmuyoruz. Özellikle hasar aşamasında riziko gerçekleştikten sonra sıkıntıları olduğu zaman müşterilerimiz yanında bulunuyoruz. Ve her an 7-24 saat boyunca telefonlarımız açık, müşterimizin isteklerine cevap veriyoruz. 7-24 saat hizmet vermekteyiz. Sektörde biliyorsunuz ki birçok sigortacı bulunmakta. Dost Sigorta'yı onlardan ayıran en önemli özellik nedir? Sağlıklı iletişim ve dürüstlük. En önemli nokta iletişim diyoruz. Evet. Peki Muhammed Bey, bize ve izleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz hayatımızdaki her şeyin sigortalatılması anlamında? Biz kazandıklarımızı kolay kazanmıyoruz. Kolay kazandıklarımızı kolay da kaybetmeyelim. Onun için sağlam şirkette, sağlam bir şekilde sigortalarımızı mutlaka yapalım ki riziko aşamasında sağlam şirketler her an yanımızda başımızda bulunsunlar ve zor kazandıklarımızı kolay bir şekilde kaybetmeyelim. En önemli nokta da bu diyoruz. Kesinlikle. Teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, bugünkü durağımız olan Diyarbakır'dan seslendik. Dost Sigorta'nın konuğuyduk. Hayatımızı sigortalatmanın önemini Muhammed Bey vurguladı. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.